Hanım kardeşlerim, beyefendi kardeşlerim, başımızın tacı, hanım kardeşlerimle birlikte geleceğimizin teminatı gençler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün bir kez daha sizlerle birlikte olmanın, hasbihal etmenin, hasret gidermenin memnuniyeti içindeyim. Gaziantep, bu ne muhteşem bir duruş. Havalimanından buraya, caddenin sağı soluyla, hamdolsun, büyük bir duruş, büyük bir karşılamayı gördük. Gaziantep'i zaten hep böyle gördüm. Siz bizi yola çıktığımızdan bu yana yalnız koymadınız. Her zaman yanımızda oldunuz. Ve biz de Gaziantep'i özlemişiz. Görüyorum ki sizler de bizi özlemişsiniz. Antep'i Gaziantep yapan ruh, maşallah, tüm canlılığıyla, tüm cesametiyle, tüm haşmetiyle karşımda duruyor. Evet, bugün Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı. Antep'i savunurken şehit düşen erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla binlerce kahramanımızın her birini rahmetle tazim ediyorum. Yad ediyorum. Rabbim bir daha bu şehre düşman ayağı değdirmesin. Rabbim bir daha bu şehrin insanlarını kurtuluş mücadelesine mecbur bırakmasın. Bir asır önce burada istiklal ve istikbal ateşini yakanların torunları bugün de ekonomik ve insani kalkınma mücadelesinin meşalesini taşıyorlar. İstiklalinin bedelini kanıyla, kalkınmasının bedelini alın teriyle, bölgesindeki kaosun bedelini kardeşlerinin yükünü omuzlayarak ödeyen Gaziantep, sahip olduğu imkanların kıymetini çok iyi bilir. Ve biz AK Parti'yiz. Bay Kemal'in ifadeleriyle yürüyen bir parti değiliz. Suriyeli kardeşlerine düşman nazarıyla bakan bir Bay Kemal yok burada. Tam aksine, tam aksine biz sevgililer sevgilisinin ve Rabbimizin emri ilahisi mucibince innemel mu'minune ihve. Muhakkak ki müminler kardeştir. Ve biz kardeşlerimize onları gönderecek yer aramayız. Eğer silahlardan kaçmışlarsa, eğer ölüm saikiyle kendi evini terk etmişse, kapımızı biz onlara nasıl açtıysak bugün de açarız, yarın da açarız. Onun için şu anda ülkemizde malum 5 milyona yakın Suriyeli kardeşimiz var. Ama Bay Kemal bundan rahatsız. Niye? Çünkü onun kardeşlik anlayışı diye bir anlayış yok. Onlar bu ülkedeki vatandaşlarına karşı da zaten böyle davranıyorlar. İşte şu anda Şanlıurfa'ya gidiyor, bir başka yalan söylüyor. Adana'ya gidiyor, bir başka yalan söylüyor. Ne diyor Şanlıurfa'da? Şanlıurfa'da söylediği şu: belediyeyi bize verin, elektriği size bedava verelim. Ve hey cahil,
elektriği bedava verme hakkına belediye başkanı sahip mi? Fatma Hanım, var mı öyle bir yetkiniz? Adana'ya gittin. Adana Belediyesi şeyde, CHP'de. Hadi Adana'nın yarısı çiftçi. Adanalı çiftçilerimize bedava olarak elektriği ver. Elini tutan mı var? Yapma diyen mi var? Elektriği veren biziz, biz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız elektriği verir Beycay. Sen bunu da bir öğrenmen lazım. Zaten hayatınız yalan. Seçimlerden önce suyu bedava vereceğiz dediniz. Elektriği bedava vereceğiz dediniz. Neyi bedava verdiler? Hiçbirisi. Ve biliyorsunuz yalancının mumu o kadar. Şimdi diyorum ki 2023'e giden bu yolda amana bu tuzaklara bir daha düşmeyelim ve bunları hüsrana uğratalım. 81 vilayetimizin tamamında şehit kamillerin, şahin beylerin, kara yılanların ve daha nice aslan yürekli evlatlarının emanetini yere düşürmeyen Gaziantep sadece bölgesinin değil, ülkemizin parlayan yıldızı olarak hep ileriye gitmiştir. Ve daha da ileriye gidecektir. Evet, öncü kişiler ve öncü fikirler gibi unutmayın, öncü şehirler de vardır. İşte Gaziantep bu öncü şehirlerden bir tanesidir. Gaziantep geçmişten bugüne hep işte böyle öncü bir şehir olmuştur. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Şu muhteşem önümüzdeki kalabalığı görüp de gurur duymamak mümkün mü? Bu şehir dün milli mücadelenin öncüsüydü. Bugün kalkınma hamlemizin, dünyaya örnek olan insani duruşumuzun öncüsüdür. Dün düşmanı bu topraklardan atmıştınız. Bugün üretiminizle, emeğinizle, insanlığınızla düşmanın bu topraklara tekrar gözünü dikmesini engelliyorsunuz. Gaziantep'in çalışkan, atılımcı, cesur, vizyoner, ülkesini ve milletini seven insanları, geçmişlerini bildikleri ve bugüne hakim oldukları gibi geleceği de iyi okuyorlar. Ülkemizin ekonomi tarihine geçen Anadolu aslanları tabiri bu şehirden çıkmıştır. Kardeşliğin, ensar bilincinin, sizler var ya sizler, sizler muhacire, ensar oldunuz. En güzel örneğini bu şehirde sergilediniz. Hiçbir kalkınma hamlesi, hiçbir kuşatıcı politika mahallindeki insanlar sahip çıkmadan neticeye ulaşamaz. Sizler gayretiniz ve başarılarınızla sadece kendinizin, sadece bu şehrin değil, tüm bu bölgenin kaderini değiştirdiniz. İşte bunun için Gaziantep bizim her yerde örnek gösterdiğimiz, her yerde model olarak sunduğumuz kahramanımızdır, gururumuzdur. Gençler, bilmeyebilirsiniz. Genç hanım kardeşlerim, bilmeyebilirsiniz. Rahmetli Mennan Usta gibi becerikli ellerin, Doçent Doktor Kahraman Emmioğlu gibi yerel dinamiklerle sanayinin gücünü birleştiren fikir ve
hizmet abidelerinin rahmetli Hasan Celal Güzel gibi vizyoner isimlerin açtığı yolda Gaziantep işte bugünkü seviyesine gelmiştir. Antep'e, Anteplilere bu şehrin renklerini oluşturan tüm kardeşlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Biz de Antep'e olan şükran borcumuzu şehre yaptığımız hizmetlerle ödemeye çalışıyoruz. Gaziantep'e her seferinde eser ve hizmet çıkınımızı doldurarak geliyoruz. Daha 3 hafta önce İstanbul'da Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında 100 hayırsever programında iş insanlarımızla şehrimize yapılacak eğitim yatırımlarının sözünü aldık. Ve sizin meşhur malum gastronomi var ya, biliyorsunuz değil mi? Hanımlar, biliyorsunuz değil mi? Ha, ona göre. 1 yıl önce bugünlerde Düzbağ içme suyu projesinin açılışını canlı bağlantıyla gerçekleştirmiştik. Yine geçtiğimiz yılın Eylül ayında Gaziantep'teydik. Ne yaptık? Teknofest vesilesiyle geldiğimiz şehrimizde organize sanayi bölgemizde yapımı tamamlanan 300 fabrikanın açılışına katıldık. Bay Kemal, icraat, icraat, laf değil, icraat. Gerçi birileri buna inanmayıp Antep'e kadar gelerek ellerinde hesap makinesiyle fabrikaları saymaya başladı. Daha çok sayarsınız. Daha çok sayacaksınız. Ama baktılar ki fabrika sayısı 300'ü de geçecek. Eksiği yok, fazlası var. Hemen konuyu kapattılar. Şimdi Gaziantep 6. organize sanayi bölgesini kuruyor. Bay Kemal, lütfeder gelirsen yerini sana gösterirler. Kendilerini burada yapılacak fabrikaları da saymaya bekleriz. Hiç değilse bu vesileyle Gaziantep'in yolunu, Gaziantep'in beyranını, kebabını, öyle mi? Baklavasını yerler, ağızları tatlanır, insanıyla muhabbet ederler, yürekleri de ferahlar. Yoksa bizimle uğraşmaktan dünyayı kendilerine zehir edecekler. Bugün de burada Gaziantep'te yapımı tamamlanan yatırımların, eser ve hizmetlerin açılış heyecanını sizinle paylaşmak üzere bir aradayız. Değerli kardeşlerim, yatırım bedeli 5 milyar 92 milyon lira olan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını bugün burada hep birlikte gerçekleştireceğiz. Eğitimde yatırım bedeli 1 milyar 86 milyon lirayı bulan onlarca anaokulu, ilköğretim okulu, ortaokul, lise ile öğrenci pansiyonları ve atölyelerini resmen bugün hizmete açıyoruz. Bu yatırımlarla birlikte Gaziantep'teki kamu özel toplam derslik sayımız 24 bini geçmiştir. Sıradaki yatırımlarla birlikte bu sayı 32 bine ulaşacaktır. Halbuki 2002'de bu şehirdeki toplam derslik sayısı 6 bini bile bulmuyordu. Türkiye'nin de Gaziantep'in de nereden nereye geldiğini tek başına bu örnek bile anlatmaya yeterlidir. Yüksek öğrenim öğrencilerimiz için inşa ettiğimiz bir bloğu 988 yataklı, diğer blokları toplamda 1420 yataklı
Şehit Kamil Kız Öğrenci Yurdu'nun 348 yataklı Gazi Kent Kız Öğrenci Yurdu'nun yeni bloğunun resmi açılışlarını yapıyoruz. İstanbul'da bu sabah gelirken bir üst geçidin gövdesine Büyükşehir Belediyesi bir pankart asmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de yurtları var diye. Vah zavallı. Vah zavallı. Bizim şu anda Kredi Yurtlar Kurumu olarak Türkiye genelinde hamdolsun açmış olduğumuz yurtların sayısını ben unuttum. Ama Bay Kemal ve avanesinin böyle yurtmuş, okulmuş, bunların böyle derdi yok. Gazi Kent Spor Salonu'nu, Oğuz Eli Spor Salonu'nu, Araban Gençlik Merkezi'ni, Gaziantep Üniversitesi Kampüsü Genç Ofisi'ni, mahallelere yapılan çeşitli spor salonlarını da bugün hizmete açıyoruz. Sağlıkta Gaziantep Üniversitesi'nin 250 yataklı çocuk hastanesiyle 50 yataklı böbrek nakli merkezinin Yavuz Eli ve Karkamış'taki 20'şer yataklı devlet hastanelerinin çeşitli ilçelerimize kazandırılan aile sağlık merkezi 112 merkezi gibi yatırımların resmi açılışlarını da buradan gerçekleştiriyoruz. TOKİ tarafından Kuzeyşehir projesinde tamamlanan 1134 konutu ve ticaret merkezini, İlbank tarafından inşa edilen Islahiye, Beykent, İbrahimli, Kuzeyşehir içme suyu ve kanalizasyon projelerinin çeşitli asfaltlama ve asfalt tamiri işlerinin resmi açılışını da yapıyoruz. Bugün hizmete açacağımız en önemli eserlerden biri de Gaziantep Havalimanı yeni terminal binasıdır. Büyüyen ve gelişen Gaziantep'in hava ulaşımı ihtiyacını en modern şartlarla karşılayacağına inandığım katlı otoparkı, körüklü apronu ve diğer birimleriyle yeni terminal binasının açılışını buradan gerçekleştiriyoruz. Gaziantep Kilis yolu üzerindeki köprülü kavşağı ve bağlantı yollarını Nur Dağı Gaziantep yolunun Dülük Baba mezarlık arasındaki kısmını da bugün resmen hizmete açıyoruz. Hazreti Ökkeşiye Türbesi'nin Tabak Hamamı'nın Kanalcı Camii'nin restorasyonlarını Şehit Kamil Bilgi Yılı Halk Kütüphanesi'nin Rum Kale Cam Terası'nın AFAD Hizmet Binası'nın açılışlarını da buradan yapıyoruz. Bakanlıklarımız tarafından şehrimize kazandırılan tüm bu eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi geliyoruz belediyelerimizin açılışlarına. Büyükşehir Belediye'miz çeşitli ilçelerimizde tam 9 tane yüzme havuzu inşa etti. Güneykent, Yunus Emre Cemevi, Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça Eğitim ve Sanat Merkezi ki bugün defnedildi. Gelin ruhuna birer Fatiha okuyalım. El Fatiha. Panorama 25 Aralık Kahramanlık Müzesi, Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, Sezai Karakoç Edebiyat Parkı da yine Büyükşehir Belediye'mize, şehrimize kazandırıldı. Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde yine söylüyorum, kaybettiğimiz ve bugün de Hakk'a uğurladığımız Türk sanat müziğimize büyük hizmetleri olan Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça hocamız ile Faruk Tınaz kardeşimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. İstanbul'a kazandırdığımız
Yeni Atatürk Kültür Merkezimizin içinde de merhum Alaaddin Yavaşçı hocamız için özel bir müze bölümü açıldı. Buradaki toplu açılış törenimizin ardından Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça Eğitim ve Sanat Merkezimize giderek orada da bir programa iştirak edeceğiz. Bu eseri yerinde inceleyeceğiz. Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitümüzün de her tarafından tarih fışkıran Gaziantep'le birlikte tüm bu bölgenin ve ülkemizin geçmişine ışık tutacağına inanıyorum. Yazı bağı hayvan barınağını sahipsiz hayvanların sokaklardan alınarak temiz ve güvenli ortamlara taşınması bakımından önemli bir hizmet olarak görüyorum. Tüm belediyelerimize de sahipsiz hayvanları sokaktan alarak hem vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacak hem bu canları koruyacak adımları süratle atmaları çağrısında bulunuyorum. İşte Asiye yavrumuzun başına gelen hadise. Beyaz Türkler, sahip çıkın hayvanlarınıza. Hayvanlarınıza sahip çıkın. Bu yavrumuz şu anda hamdolsun emin ellerde. Buradan biliyorsunuz dün gece ambulans uçakla aldırdık ve Antalya Üniversitesi'ne götürdük. Şu anda Antalya Üniversitesi'nde gerçekten bu operasyonlarda Türkiye'nin bir numarası, dünyanın saygın hocası olan Profesör Doktor Ömer Bey'e kendisine teslim ettik. Kendisiyle de görüştük. İnşallah yapılacak operasyonlarla yavrumuzu sağlığına kavuştururuz. Tabii tüm bunların yanında Büyükşehir Belediye'mizin maddi imkanı sınırlı vatandaşlarımıza yapılan su indirimi, üniversite öğrencilerine toplu ulaşım desteği, anne adaylarına süt yardımı gibi çalışmaları olduğunu da biliyorum. Büyükşehir Belediye'mizin toplam yatırım tutarı 478 milyon lira olan bu eser ve hizmetlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Şahin Bey Belediye'miz şu anda önünde bulunduğumuz mimarisiyle, salonlarıyla, fuayesiyle, içindeki diğer üniteleriyle gerçekten Gaziantep'e yakışır bir eser olan Kongre ve Sanat Merkezi'ni şehrimizin hizmetine sundu. Yine kendisinin yaptığı Yeşil Vadi Millet Bahçesi'nin önündeki 12 kilometrelik 50 metre genişliğe sahip Yeşil Vadi Bulvarı'nı tamamladı. Mavi Kent projesinin 1245 konuttan oluşan yeni etabının Serin Evler'de 210 konutun, Yamaçtepe'de 150 konutun inşasını bitirdi. Ayrıca bulvarı, Akkent Spor Köyü, Galericiler Sitesi, Tekstil Kent Katlı Otoparkı, Yeşil Vadi Polis Amirliği, Mavi Kent Pazar Yeri ile çok sayıda sosyal tesis, park, cami, restorasyon projesi de yine Şahin Bey Belediye'mizce tamamlandı. Türkiye'nin kaynak üretme ve bütçesini iyi kullanma konusundaki örnek kurumu Şahin Bey'in toplam yatırım tutarı 1 milyar 193 milyon lira olan bu eser ve hizmetlerinin de şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Evet, böylece Gaziantep'e bakanlıklarımız, kurumlarımız, belediyelerimiz vasıtasıyla kazandırdığımız 5 milyar 92 milyon liralık yatırımların resmi açılışlarını
gerçekleştirmiş olduk. Bu yatırımların şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, İmam Şafii'ye fitne zamanında doğru olanı, hak yolunda olanı, hakkı tutanları nasıl anlarız diye sormuşlar. İmam Şafii şöyle cevap vermiş. Düşmanın oklarını takip edin. O oklar sizi hak ehline götürecektir. Evet, yeminli Türkiye düşmanlarından terör örgütlerine ve küresel tetikçilere kadar herkes bu ülkede kime saldırıyorsa sizlerin yanında olacağınız kişi de odur. Bugün bizlere, AK Partili kadrolara, Cumhur İttifakı'na saldıranlara dikkatlice bakıldığında bu çevrelerin aynı zamanda ülkemizin ve milletimizin de düşmanı olduklarını görürsünüz. Biz milletimizin diline, gönlüne, aklına, menfaatine göre konuşuyor, işimizi buna göre yapıyoruz. Karşımızdakilerin düşmanın dili ve aklıyla hareket etmesi, onlar adına bize ok atması, kılıç sallaması herhalde ülkeye ve millete muhabbetlerinden kaynaklanmıyor. Onların gözü de başka yere bakar, kalbi de başka yer için atar. Hesapları da başkaları için kurulur. Bunun son örneğini döviz kurlarında bir süredir yaşanan dalgalanmalar sırasında bir kez daha gördük. Birileri döviz yükseldikçe Türkiye ekonomisi batacak, bize de gün doğacak diye sevinçten yerlerinde duramıyor, ellerini ovuşturuyorlardı. Halbuki kurun serbest piyasa ekonomisiyle de uyumlu olmayan dengesiz dalgalanışı bu ülkedeki herkesin, 84 milyonun her birinin hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Bizim meselemiz döviz kurunun şu veya bu rakam olması değildir. Kurun seviyesini şartlar, ihtiyaçlar, imkanlar belirler. Unutmayın, atalarımızın güzel bir lafı var. Kızım, unutmayın, dere yatağında akar. Bay Kemal bunları bilmez. Ben ekonomistim. Benim işim bu. 40 yıl siyasette bu türlerle uğraştık. Elhamdülillah. Şimdi sorun, Türkiye'nin gerçekleriyle, ekonomimizin işleyişiyle, milletimizin menfaatleriyle ilgisi bulunmayan spekülatif bir dalgayla ülkemizin boğulmaya çalışılmasıdır. Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık. Ve bunu ne yaptık? Bir saatte atıverdik. İnsanları paniğe sürükleyerek bu dalgayı sürekli büyütmek için ortada gezen siyasetçi kılıklı muhterisleri, akademisyen ve gazeteci kılıklı tetikçileri ibretle seyrettik. Akla, mantığa, izana, vicdana, ahlaka sığmayan ne senaryoların ortada dolaştırıldığını, ne sinsi hesapların yapıldığını, ne karanlık hayallerin kurulduğunu hep birlikte gördük mü? Hep birlikte bunu yaşadık mı? Ülkesinin ve milletinin felaketi pahasına iktidar peşinde olanların sureti aktan görünerek nasıl keyifle seslerini yükselttiklerine şahitlik ettik. Tabii bu süreç boyunca biz hep çalıştık. Hazırlık yaptık. Tedbir geliştirdik. Ve iş zıvanadan çıkmaya başlayınca da duruşumuzu ve yeni paketimizi kamuyla paylaştık. Halbuki ortada bu sert iniş çıkışların yaşanmasını gerektirecek hiçbir şey yoktu. Türkiye
tarihinin en yüksek üretimine, en yüksek istihdamına, en yüksek ihracatına ulaşmıştı. Küresel finans krizine rağmen uluslararası yatırımcılar son dönemin en yoğun ilgisiyle ülkemize akın ediyordu. Kendi sanayicilerimiz sürekli kapasite büyütüyor, yeni fabrikalar inşa ediyor, yeni eleman arıyorlardı. Lojistik sektörümüz tarihimizin en canlı ve en karlı dönemini yaşıyordu. Turizmde öngörülerin ötesinde turist sayısını ve gelir rakamını yakaladığımız bir sezon geçiriyorduk. Hizmetler sektörü salgından sonraki en hareketli döneminin tadını çıkartıyordu. Buna rağmen dışarıdan ve içeriden birileri dedikoduyla, yalanla, iftira ile ülkemizi içinde bulunduğu gelişme ikliminden çıkartıp kriz iklimine sokmak için ısrarla, canla, başla çalıştı. Eski Türkiye güzellemeleriyle ülkemizin 20 yıllık kazanımlarını yok etmeyi hedefleyenler hemen seçim çağrılarıyla ortaya döküldü. Bay Kemal, Meral Hanım, boşuna uğraşmayın. Seçim Haziran 2023'te yapılacak. Öne gelmesi diye bir şey söz konusu değil. Ve Türkiye bir hukuk devleti olarak gereğini yerine getiriyor. Bu süreçte ülkemizin yaşadığı sıkıntılar karşısında faizleri artırın, bundan başka çözüm yok diyenler, ya bu Bay Kemal ne diyordu? Faizi sıfırlayın. Biz de her türlü desteğe verelim. Bay Kemal sen bu aklı kendine sakla. Dün öyle dedin, bu defa kalktın, farklı konuşmaya başladın. Çünkü hiçbirinin de ülkenin ve milletin meselelerini çözmek gibi bir derdi yok. Yaşananlar aslında bunların ne kadar sığ, ne kadar boş, ne kadar kifayetsiz, ne kadar hazırlıksız olduklarını bir kez daha ortaya çıkardı. Bunlara değil, ülke yönetimini vermek, önlerine üç keçi emanet katıp ıslahiye veya Nur Dağı yaylalarına salsanız akşama hepsini de kaybetmiş olarak geri dönerler. Allah göstermesin, bu kifayetsiz muhterislere ne ekonomi, ne dış politika, ne güvenlik, ne de ülkenin başka bir direksiyonu teslim edilir. Bunlar daha yönettikleri belediyelerde yolları yapmayı, çöpleri toplamayı, otobüsleri doğru düzgün çalıştırmayı bile beceremiyorlar. Ülke bunların eline kalsa güvenliği terör örgütlerine, ekonomiyi IMF'e, dış politikayı mandacılara, sosyal politikaları tacizcilere, istihdamı tecavüzcülere bırakır, aralarındaki kavgadan fırsat bulurlarsa kendileri de çilingir sofralarında keyif çatarlar. Milletimizin son dönemde yaptığı en önemli tespitinde bu olduğuna inanıyorum. Tabii biz bunların hiçbirine ehemmiyet vermiyoruz. Ağlama ya. Niye ağlıyorsun? Öyle mi? Gördün mü? Bak milletvekili olacağım diyor. Olur. Biz AK Parti'yiz. Çok çalış. Tamam. Durmak yok, yola devam. Bizim tek derdimiz ülkemizi yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla, cari fazlayla büyütmeye devam ederek bir an önce hedeflerimize ulaşmaktır. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirme hedefimize hiç olmadığımız kadar yakınız. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle 2023'e kalmadan bu işi bitirmiş olacağız. Bizi en iyi
yıllık 10 milyar doların üzerinde ihracatı olan, aylık 1 milyar dolar ihracat sınırına dayanan orta ve yüksek teknolojili ürünlerin üretimine giderek daha çok yoğunlaşan Gaziantep'anlar. Gaziantep'in her mücadelemizde olduğu gibi bu süreçte de en güçlü şekilde yanımızda olacağından şüphem yok. Evet, şimdi hazır mısınız? Öyle bir ses verin ki duymayan kulak duysun, nasırlaşmış yürekler titresin. Hazır mıyız? Gaziantep, büyük ve güçlü Türkiye için 2023'te bir kez daha bizimle olmaya var mısın? Gaziantep, ülkemizin 20 yıllık kalkınma mücadelesini zirveye çıkarmaya var mısın? Gaziantep, devleti ve milletiyle bu ülkeyi yeniden bölgesinde ve dünyada liderliğe taşımaya var mısın? Rabbim, şu coşkuyla yükselen sesler, kalpten edilen dualar, akıtılan gözyaşları, yeşeren umutlar hürmetine bu ülkeyi ve bu milleti esirgesin, felaha eriştirsin, hedefleriyle buluştursun. Rabbim hepinizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, büyük ve güçlü Türkiye'nin altyapısını 81 vilayetimizin her birini kapsayacak şekilde kurduk. Gaziantep potansiyeli ve çalışkanlığıyla bu kalkınma hamlesinden en çok istifade eden illerimizin başında geliyor. Ve son 19 yılda Gaziantep'e yapılan yatırım ne biliyor musunuz? 45 milyar lira. İkinci devlet üniversitesi olarak Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni kurduk. Gençlik ve sporda 10 bin kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları kazandırdık. Toplam 38 adet spor tesisi yaptık. Sosyal yardımlarda toplam 7,5 milyar lira tutarında destek sağladık. Sağlıkta toplam 96 adet sağlık tesisi inşa ettik. Ayrıca 1875 yataklı şehir hastanemizin inşası sürüyor. Çevre ve şehircilikte TOKİ kanalıyla Gaziantep'te 26.237 konut projesini hayata geçirdik. Bu konutların 20.531 adedini tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Kalan 5.706 konutun yapımı devam ediyor. Şehrimize söz verdiğimiz 6 millet bahçesinden 4'ünü bitirip Gaziantep'li kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Eski stad yerine yaptığımız millet bahçemizin inşası hızla sürüyor. Mevcut stadı da biliyorsunuz yine biz yaptık. Kalan 2 millet bahçemizi en kısa sürede şehrimize kazandıracağız. Ulaştırmada 116 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğuna 314 kilometre ilave yaparak toplamda 430 kilometreye çıkardık. Yapımı süren Gaziantep, Nizip, Birecik, Diyarbakır hududu yolunu, Perilikaya Köprülü Kavşağı'nı, Hasan Kalyoncu Kavşağı'nı, Gaziantep çevre yolu üzerindeki Gaziantep Şehir Hastanesi Kavşağı'nı seneye bitiriyoruz. Nizip Karkamış yolunu, İslahiye Hassa Kırıkan yolunu ve Gaziantep Kilis ayrımı Oğuzeli Karkamış yolunu 2023'te tamamlıyoruz. Kahramanmaraş Narlı Gaziantep yolunu, Osmaniye Nurdağ yolunu ve Nurdağ Musabeyli Kilis Akbez ayrımı yolunu ise 2024 yılında hizmete
açıyoruz. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattını hayata geçiriyoruz. Sözleşmesi geçtiğimiz yıl yapılan bu hattın kredi görüşmeleri biter bitmez inşasına başlanıyor. Gazi Ray'ın proje genelindeki toplam fiziki ilerlemesi %77 seviyesinde. Önümüzdeki yıl Gazi Ray'ı da işletmeye açmayı planlıyoruz. Bugüne kadar Gaziantep'te 6 baraj, 3 gölet inşa ettik. Islahiye, Yesemek Barajı ile Şahinbey, Burç Çamlık göletinin inşaatları sürüyor. Son 19 yılda yaptığımız sulama tesisleriyle şehrimizdeki 204 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. İnşaat safhasında yer alan 8 sulama tesisiyle Gaziantep'te toplam 301 bin dekar araziyi daha suyla buluşturuyoruz. Gaziantep'li çiftçilerimize toplam 3 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayicinin ileride ihtiyaç duyacağı suyu temin için Fırat'tan buraya su getireceğiz. Merkez ile birlikte 9 ilçemize doğal gaz arzı sağladık. İnşallah önümüzdeki dönemde şehrimizi daha büyük hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız eser ve hizmetlerin Gaziantep'e hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Sevginiz, coşkunuz, muhabbetiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. İnşallah hep birlikte bizi bekleyen güzel yarınlarda tekrar buluşmak üzere. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Cumhurbaşkanımız